baştan dizayn etmeyi göreceğiz aslında bugün. Yapacaklarımızın arasında işte Oyun Sofya Yukarıları ile çalışacağız. Bugün bundan sonra neler yapacağız? Vizyon çalışmaları yapacağız. Kendimizle ilgili aslında başarıyla kendimiz arasındaki o engelleri fark edeceğiz. Ve buradan nasıl geçeceğimizi konuşacağız biraz. Ve koçluk yolculuğumuza artık Mart ayı itibariyle online üzerinden devam edeceksiniz. Neler oldu? Neler yaptınız? Biraz önce söylediğiniz kelimeler beni çok mutlu etti gerçekten. İşte kurtarıcıyı hatırlamanız, mağduru hatırlamanız, suçlayıcıyı hatırlamanız, şimdi siz iletişimden bir şeyleri fark hatırlıyor olmanız. Bir tutam eski hayatınız artık değil, yeni bir hayatınız olacağını gösterir. Bu bile benim için. Evet, son bir ayda hayatınızdaki o minicik değişik insanları etiketlememe olayını artık başarmış durumdayım. Hatta bu konuda etiketleyenler olursa onları da uyarıyorum. İnsanları olduğu gibi kabul etmeyi. Ama şu son birkaç kere bile gerçekten yaşadıklarını, yani onların yaşadıklarını kendim de yaşamaya başladım. Bir koç olarak orada ne yapıyorum? Ona alan tutuyorum. Kendisini anlatması için, kendi duygularını ifade edebilmesi için. Ben bunu yalnızlıktan yapıyorum. Ben bunu sevgisizlikten yapıyorum. Bir söyledim. Yani kursun bana çok şey kattığını düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Ben sonuçta eğitimli bir insanım. Bir mesleğim var. Ben de koçluk eğitiminin haberini aldığımda bir nebze kendi yaşam standartlarımı yükseltebilmek için daha mutlu nasıl olabilirim ve karşımdaki insanlara bunu nasıl yansıtabilirim düşüncesiyle bu kursa katıldım. Gerçekten benim için çok çok verimli oldu. Hayatımdaki eksikleri görebildim. Yaptığım yanlışları fark edebildim. Öncelikle şunu söylemeliyim. Ben çok yapıcı bir insanım. Genellikle yaptığım iş dolayısıyla da insanlara hep verimli olmaya çalışıyorum. Onları motive etmeye çalışıyorum. Ancak bu esnada fark ettim ki kendimi motive edemiyorum. Çünkü çok üzücü olaylarla karşılaşıyoruz. İlk zamanlar çok gözyaşı döküyordum. Ancak hayatın gerçeğini kabul etmeyi öğrendim. Bu arada da bu kursta aldığım eğitimler esnasında kurtarıcı rolünde olduğumu gördüm. Kurtarıcı rolü ne demek? İnsanlar için kendini bir nebze feda etmek demek. Bu da belli bir süre sonra insanı yıpratıyor. Ben de bu alanda kendimi geliştirdim. Öğrendiklerimizi kendi hayatımda gerçekleştirmeye başladım. Ne yaptım? Sorumluluk sahibi olmaları için insanlara şans tanıdım. Bütün yükleri üzerime yüklenmedim. Dolayısıyla benim görevim azalınca kendime de daha fazla zaman ayırmaya başladım. Daha mutlu oldum. Bunun dışında insanları etiketlememeyi öğrendim. Onları olduğu gibi kabul etmeyi, onlarla daha nasıl iyi iletişim kurabilmeyi, bunları öğrendim. Bu kursun kattığı değerler çok fazladır. Yaşama çok farklı bir kadrajdan bakmayı öğrendim. Bundan sonraki hedefim zaten hayatımdaki insanları motive eden bir insanım. Bunu inşallah daha profesyonel bir şekilde ilerletirim diye düşünüyorum. Şiddetsiz iletişimi öğrendim. Aslında insanların şiddet kullanmadan daha güzel kelimelerle karşısındaki insanları nasıl ikna edebileceğini, empati yapmayı, onların yerine kendini koyarak duygularını daha iyi anlayabilmeyi öğrendim. Çok verimlidir. Herkese tavsiye ediyorum. Mutlaka gelsinler. Sadece bunu bir meslek olarak yapmak adına değil, insanlara verimli olmak adına, her şeyden önce de kendi hayatlarının ışığını değiştirmek adına. Hiçbir şey için geç değildir. Her zaman yeni bir başlangıç vardır. Zaten umut varsa hayatımızdaki güzellikleri de daha fazla geliştirebiliriz. Ben buna inanıyorum. Buca Belediyesi'nin kadınlar için açmış olduğu ücretsiz koçluk eğitimi programına denk geldim Instagram hesabından. Ve hemen başvurumu yaptım. Geri dönüşü de çok kısa bir süre içinde sağladılar. Bu nedenle çok teşekkür ediyorum kendilerine. Erhan Kılıç Beyefendi'ye ve Buca Belediyesi'ne böyle bir şans tanıdığı için bizlere. Biraz heyecanlıyım, kusura bakmayın ben de. Daha sonra kısa süre içerisinde eğitimimiz başladı. Bu yolculukta benim hedefim, kendim için hedefim, bunun yanı sıra bir de bir yıllık bir yoga eğitmenlik eğitimine başladım ben. Burada öğrencilerime
Bu gençler olur, çocuklar olur, yaşlılar olur. Çünkü hem 70 yaş üstü hem çocuklar hem de genç nesiller için bu işi yapmayı planlıyorum ben. Çok maddi imkanım da farklı kurslar almak için yeterli olmadığından dolayı belediyemizin açtığı bu kurs ve kendi eğitimimin de uygun bir bütçeyle olması beni çok rahatlattı. Ben bir danışman olduğum için danışanlarımla bu kursun en büyük katkılarından bir tanesi bana empati yapmayı öğretti. Yerlerine geçmeyi, neler düşünüyorlar, neler yapıyorlar, içimdeki barışı sağladı.